kimin kimsen yok mu evladım? Bir başına mısın koca İstanbul'da? Var, hepsi köydeler teyze. Peki sen niye kalkıp geldin? Evlendirmek istediler, olmaz dedim ben de. Evlilik kötü bir şey mi yavrum? Elbet bir bildikleri vardır büyüklerin. Yok abla, hayırlı bir iş değildi. Bacım da kusura bakmasın, teyze kızıyla istediler. Ben de olmaz dedim. Ya affedersiniz, kardeş gibi büyüdük. Ben onu nasıl nikahıma alırım ki? Tövbe estağfurullah. Olacak iş mi? Sonra? Sonrası... Anam babamgil haber ettiler, gel diye. Yoksa seni evlatlıktan sileriz. Benim de canıma tak etti. Derken o gece köprüde Canan bacıyla karşılaştım. Gerisini de siz biliyorsunuz işte. Ne demeli, kader kısmet işte. Demek ki daha göreceğin gün yiyeceğin ekmek varmış değil mi? Öyle değil mi Canan? Öyle vallahi Ayşe abla, ne diyeyim? Şimdi siz çaylarınızı güzel güzel için, ben yukarıları toplayayım. Daha işe başlamadım koca gün. Sen yine gel olur mu oğlum? O huysuz adama da aldırma. Sana kapımız her zaman açık. Şu çayımı da alayım. Pırlanta gibi insanlar vallahi. Allah'ın sevdiği kuluymuşsun bacım. Orası öyle de herkese yük oluyormuşum gibi geliyor be Bilal. Yani doğum yaklaştığı için onlar artık bana pek bir iş yaptırmak istemiyorlar. Ben de bir yandan iş bulup faydalı olmak istiyorum artık. Dur hele bacı. Her şeyin hayırlısı. Ha demek seni teyze kızıyla evlendireceklerdi Bilal ha? Bak aşk olsun. Ne kadar zaman oldu hiç anlatmadın bana bunları Bilal. Nesini anlatayım bacı? Kader kısmet işi işte. Hani hem insanın zaten sevdiğinin hakikatte gönlünün varmak istediği kişinin ne zaman yani ne şekilde karşısına nasıl çıkacağını kim bilebilir ki? Pardon. Ben çay almaya gelmiştim de. Seviyorum dediğim zaman bana kızıyorsunuz. Ama ben hiç öyle beni tanımadım. Yani onun gibi. Ondan da ayrılmak zor olacak. Şimdi bunlar ayrıldı mı yoksa birleşti mi? Yoksa o zamandan bu yana başka fırtınalar mı koptu? Ay Allah'ım ne zor bunlara ayak uydurmak. Evet, buyurun. Sen? Evet, Deniz. Aslı'nın arkadaşım. Aslı için geldiysen şu anda burada yok. Onu gördükçe sinirlerin bozulacağı için gitmesini istedim. Biliyorum. Ben de onun için geldim zaten. Anlaşılan Aslı'ya o kadar çok kızmışsınız ki bugün bilgisayarınıza bir daha elinizi bile sürmemişsiniz. Pardon? Odanıza izinsiz girdiğim için üzgünüm. Bilgisayarınız için de öyle. Ama hard diskteki her şey kurtuldu. Hatta bu da yedek hard disk. Çünkü ortada bir hata varsa o da bu kadar önemli dosyaların yedeğini bulundurmayışınız diye düşündüm. Anlamadım. Yani sen gizlice benim odama girdin, bilgisayarımı aldın ve götürüp onu... Evet. Ama bunu sizin için değil Aslı için yaptım. Çünkü onun burada sizin yanınızda olup bir şeyler öğrenebilmesi onun için çok önemliydi. Umarım bundan sonra insanları hatalarıyla değil, gerçek niyetleriyle değerlendirirsiniz. Emin olun buna değer. İyi günler. Ne demek canım? İnsanlık öldü mü ya? Rica ederim. İyi günler. Oha! Ben bunu gerçek sandım ya. Bir de mankenden oyuncu olmaz diyorlar ya. Bak, herkes gerçek zannediyor. Nereden çıktı bu ya? Ya bizi işten attıkları gibi onu da kamyonetten attılar ya. Benim gibi gariban işte.
Ama aradım ajansını, yarın gelip alacaklar. Bu gecelik misafirimiz olacak. Hakikaten ha, suyun dediği kadar varsın ha. Orijinal adamsın Efe sen. Şşş, bana bak. Öyle iyi haberlerim falan var dedin, aklıma gelmedi değil. Sakın beni burada suyla falan buluşturmaya kalkmayacaksın değil mi? Şşş, bana bak. Vallahi kiloları değişiriz ha. Ya Efe, yani kızla konuştum. Onun tarafından baktığın zaman haklı yönleri var yani. Ya ne tarafı ya, ne tarafı? Ha, sen taraf değiştirdiysen onu bilemem tabii yani. Sen söyle bakalım, sen kimin tarafındasın? Benim tarafımda mısın, onun tarafında mısın? Ben aşkın tarafındayım güzelim. Hem aşk ne ister Efe? Emek ister. Ha, ne bu? 23 Nisan konuşması mı? Sen mi yazdın? Aha. Çok güzel olmuş, tebrik ederim. Ama benim bu aralar aşktan beşten daha önemli düşünmem gereken şeyler var canım. İşi diyorsun değil mi Efe ya? Çok üzüldüm hakikaten Efe. Yani üzülmeyecek gibi değil ama üzülüyor insan. İşte ama sonuçta ben kaşındım yani. Ama sen daha dur. Yavaş yavaş öğreniyoruz. Yani tek derdim de bu değil. Babam manyağı tutturmuş, seni Urla'ya götüreceğim diyor. Bir yandan annenle boşanacağım diyor. Hı. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Ne? Hayır yani bir de bu kadar şey oluyor etrafımda. Bense hanımefendinin etrafında pervane gibi dolanıyorum. Sonuç yok. Değdi mi? Hayır. Haklısın tabii ya. Ne diyeyim ki Efe? Vallahi benim kafam durdu kızım ya. Ne düşüneceğimi falan şaşırdım yani. Sen bir şey söyle, onu yapacağım. Yani sen benim yerimde olsan ne yapardın? Efe biliyorsun. Yani benim öyle anneli babalı bir ailem yok. Ama olsaydı eğer, onları bir arada tutmak için her şeyi yapardım. Bugün Su senin gerçek bir kahraman olduğundan bahsetti. Ya belki de bu sefer senin ailenin o gerçek kahramana ihtiyacı vardır. Ya bilmiyorum Efe, ne yapman gerekiyorsa onu yap. Ya git aileni kurtar. Tamam. Sağ ol. Efe. Heh. Eşini unuttun canım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.